Tekrar merhabalar. Spor Gecesi ile karşınızdayız. Süper Lig'de 11. hafta bu akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile başladı. Maçın sonucunu ve programı ekranlarınıza getiriyoruz. Galatasaray evinde ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı Süper Lig'in açılış maçında. Yarın Kasımpaşa Antalya Spor'u saat 13.30'da ağırlayacak. Saat 16'da Akhisar Spor, Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor. Saat 19'da Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı var. Pazar günü saat 13.30'da MK Ankara Gücü sahasında Kayseri Spor'u konuk edecek. Saat 16'da Aytemiz Alanya Spor, Evkur Yeni Malatya Spor. Saat 19'da Trabzonspor Bursa Spor maçı var. Haftanın kapanış maçları pazartesi günü saat 20'de oynanacak. Göztepe Çaykur Rize Spor'u, Demir Grup Sivas Spor'da Atiker Konya Spor'u konuk edecek. 18 yaşında genç bir yetenek o. Bursa Spor'un yıldızı, yeni parlamaya başlayan futbolcusu Burak Kapıcak. Performansıyla herkesin beğenisini toplayan futbolcu yavaş yavaş birçok takımında ilgisini çekmeye başladı. Trabzonspor'un Burak'ı takibi aldığı ve devre arasında harekete geçeceği iddia edildi. Bursa Spor'un son dönemde yıldızı parlayan genç futbolcusu Burak Kapıcak'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gösterdiği performansıyla herkesin takdirini kazanan genç futbolcuya Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi. Bursa Spor'un Zira Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 1461 Trabzon karşılaşmasında takibe alınan Burak'ın transfer haberi Trabzon basınından duyuruldu. Haberlerde 18 yaşındaki kanat oyuncusunun bir dönemin yıldız oyuncularından Gökdeniz Karadeniz'e benzetildiği belirtildi. Trabzonspor Scout ekibinin Bursa Sporlu genç yıldız adayı için bu çocuk mutlaka alınmalı raporu verdiği belirtilirken, Trabzonspor için hazırlanan raporda Burak için müthiş bir yetenek, transfer edilmesi durumunda Trabzonspor formasını uzun yıllar giyecek özelliklere sahip ifadeleri kullanıldı. Genç oyuncunun pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada bir kez daha gözlem altına alınacağı ve devre arasında Burak'ın kadroya katılması için harekete geçileceği belirtildi. 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2021'e kadar Bursaspor'la sözleşmesi bulunuyor. Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Bursaspor, dış saha maçlarından istediği sonuçları alamıyor. Bu anlamda deplasman fobisi oluşan Yeşil Beyazlar son 7 dış maçında galip gelemedi. Bursaspor Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçıyla birlikte deplasman fobisine son vermek istiyor. Teknik direktör Samet Aybaba ile sezona başlayan Yeşil Beyazlılar konuk sahada bir türlü istediği sonuçları alamadı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ekiplerden olan Yeşil Beyazlılar 5 dış saha maçında sadece 3 puan toplayabildi. Ligde son 7 deplasman maçını kazanamayan Bursaspor aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 15 deplasman mücadelesinde yalnızca bir galibiyet elde edebildi. O galibiyette geçen sezonu küme düşürerek tamamlayan Kardemir Karabükspor'a karşı alınan sonuçtu. Diğer maçlarda Timsah 11 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız spor turuyla devam ediyoruz. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Beşiktaş'a dava açtı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a sattığı Wagner Love için açıklama yapan Akdeniz ekibi, Brezilyalı golcü için gelen çeklerin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Love'ın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle davanın açıldığı belirtildi. Profesyonel oyuncumuz Burak. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu, son günlerde futbolculara Burak Yılmaz hakkında çıkan haberlere yönelik kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamasında Burak Yılmaz'a sahip çıkan Ağoğlu, zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olmaktayız. Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir. İstenilen maksadın Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikardır. Bordo Mavili formamızla şampiyonluk yaşamış,
Taraftarımızın sevgisine mazhar olmuş oyuncumuzu, bir takım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Spor'la karşılaşacak Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki çıkışlarını sürdürmeyi amaçladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "İnşallah çizgimizi bozmayız, iyi bir yerdeyiz. Daha iyilerini başarmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. Roma'ya transfer olduktan sonra Avrupa'nın en sevilen oyuncularından olmaya başlayan Cengiz Ünder için İtalyan kulübü açıklama yaptı. Performansıyla devre arası transfer gündeminin gözde isimlerinden olan Ünder'i Roma kulüpte tutmak istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi konuyla ilgili yaptığı açıklamada takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile Roma'da kalacak diye konuştu. Dünyaca ünlü eski atlet, yeni futbolcu Usain Bolt, Central Coast Mariners'ten ayrıldı. Bu ayrılığa sebep olarak da parasal yönden anlaşma sağlanamaması gösterildi. Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı. Central Coast Mariners, Ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Bolt'un takımdan ayrıldığını internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada ayrılığa sebep olarak Bolt'un temsilcisi Ricky Sims'le kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması gösterildi. Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise sezonun geri kalanında takıma başarı diledi. Son Avrupa şampiyonu ampute milli futbol takımı Dünya Kupası 2. tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler çeyrek finalde yarın Türkiye saatiyle saat 04'te Rusya ile karşılaşacak. İçeride Serkan ve Barış. Son Avrupa şampiyonu Türkiye ampute milli takımı Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldı. Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonanın F grubunda ilk olarak Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-1 mağlup eden ve son 16 takım arasına kalan milliler İrlanda'yı da 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler yarı finale yükselebilmek için çeyrek finalde cumartesi günü Türkiye saatiyle 4'te Rusya ile mücadele edecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde şu ana kadar 3'te 3 yapan Bursaspor 4. hafta maçında yarın Akhisar'a konuk olacak. Mücadele saat 18'de başlayacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursaspor ligdeki 4. maçında Akhisar'a konuk oluyor. Pota'nın timsahları ligde şu ana kadar oynadığı ilk 3 maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Bu sezonu Süper Lig parolasıyla iyi bir başlangıç yapan Arda Vekiloğlu'nun öğrencileri, 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunan rakibi Akhisar'ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki takım arasında cumartesi günü Akhisar salonunda oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak. Sırada Bursa'yı farklı branşlarda temsil eden ekiplerin maç programı var. Bursa ekiplerinin maç programı şöyle. Türkiye Basketbol Ligi 14.30 Final Spor Manisa Büyükşehir Belediye 18 Akhisar Spor Bursa Spor Türkiye Basketbol 2. Ligi 15 Bornova Belediyesi Gemlik Basket Voleybol Sultanlar Ligi 17.30 Nilüfer Belediyesi Eczacıbaşı Erkekler Voleybol 1. Ligi 14 Düzce Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14.30, Tofaş, Altekma, Erkekler Voleybol 2. Ligi, 14, İnegöl Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Handbol Süper Ligi, 17, Nilüfer Belediyesi, 1955 Batman. 4 Kasım Pazar, TFF 2. Lig Beyaz Grup,
13.30. Manisa Spor İnegöl Spor. TFF 3. Lig 3. Grup. 13.30. Karacabey Belediyespor Serik Belediyesi. Basketbol Süper Ligi. 20. Darüşşafaka Tofaş. Voleybol Efeler Ligi. 15. Halkbank İnegöl. Kadınlar Voleybol 2. Ligi. 14. Kale Ahmet Erdem Anadolu Lisesi. 15. Nova Gençlik Biga Çiçekli Dede. Erkekler Voleybol 2. Ligi. 15. Odun Pazarı Karacabey Belediyespor. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.